Algida ve Sokrates işbirliğiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Karim Benzema'yı anlatacağım. Kendisi gerçek bir winner. Karim Benzema'yı tanımayan futbol sever yok. Özellikle 2021-22 Şampiyonlar Ligi performansıyla beraber zaten bilinen bir oyuncuyken dünyadaki hemen hemen her futbol severin büyük saygısını ve büyük sevgisini, sempatisini kazandı. Karim Benzema her zaman çok çok iyi bir oyuncuydu. Daha Lyon'da altyapıya gittiği dönemlerde bile, Lyon'da bir altyapı oyuncusuyken bile altyapıdaki teknik direktörleri, altyapıdaki hocaları Karim Benzema'nın Lyon Akademisi'ne son 10-15 yılda gelmiş en istisnai yeteneklerden biri olduğundan bahsediyordu. Ama Karim Benzema'nın winner bir oyuncuya, kazanan, müthiş bir şampiyona dönüşmesi elbette zaman alacaktı. Karim Benzema Lyon altyapısında yetiştikten sonra 2004-2005 sezonunda Lyon A takımına çıktı ki Lyon'un Fransa Ligi'ni domine ettiği Lyon adına güzel zamanlardı. 4 sene üst üste şampiyon oldu Karim Benzema Lyon'la beraber Lig 1'de ve 2006'larda, 2007'lerde artık Fransa Ligi'ne dar geldiğini hissettirmeye başlamıştı. Onu çok fazla takım izliyordu. Daha 16-17 yaşından bu yana az önce de söylediğim gibi teknik direktörlerinin, hocaların, altyapıdaki isimlerinin de önümüzdeki 10-15 senede futbola damga vuracağını iddia ettiği bir isimdi. Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Juventus ve daha birçok kulüp çok öncelerden kendisini mercek altına almıştı. Real Madrid'in meşhur Galacticos transferlerini yaptığı senede gayet mütevazi bir transfer olarak geldi. Çok ilginçtir. Gözler tabii ki Ricardo Kakaleite'nin ve Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. O sene Xabi Alonso gibi, Karim Benzema gibi isimler de alınmıştı ama bu isimlerin arasında özellikle Karim Benzema her ne kadar müthiş bir potansiyel olsa da ileride çok winner bir oyuncuya dönüşeceği birçok teknik direktör ya da birçok uzman tarafından o zamandan bile görülse de biraz daha geri planda kalmıştı. Kolay değil. Futbol tarihinin en pahalı transferlerinden ikisine imza atıyorsunuz. Ronaldo ve Kaka. Karim Benzema'nın kariyeri bu transfer dönemine benzer bir şekilde gelişti. Real Madrid'le önce Jose Mourinho döneminde şampiyonluk yaşadı. Sonrasında Zinedine Zidane döneminde 2 tane ve son olarak bu sezon Carlo Ancelotti döneminde şampiyonluk yaşadı. Ama 2018 yılına kadar Karim Benzema ne kazanırsa kazansın hep biraz daha radar gerisinde, radar altında olan oyuncu oldu. Çünkü takımda Cristiano Ronaldo vardı, takımda Gareth Bale vardı, işte Luka Modric vardı, Sergio Ramos gibi son derece dominant bir kişilik, dominant bir futbolcu vardı. Bu kadar büyük starların arasında Karim Benzema biraz daha görev adamı, biraz daha takımın yükünü çeken oyuncu gibi gözüktü. Ronaldo ana sahnedeydi. Karim Benzema Ronaldo'ya çok yardım ediyordu. Real Madrid'e çok yardım ediyordu. Real Madrid'in winner bir takım olmasında, Şampiyonlar Ligi'ni arka arkaya 5 senede 4 kez kazanmasında Ronaldo'dan çok daha az bir payı yoktu Karim Benzema'nın. Ama buna rağmen biraz daha geri planda kalıyordu. Ne zaman ki 2018 yılında Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo takımdan ayrıldı. Zinedine Zidane'ın ayrılması o kadar önemli değil ama Cristiano Ronaldo'nun ayrılması çok önemli. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasıyla beraber Karim Benzema takımdaki ana hücum opsiyonu haline geldi. Eskiden hücumu yönlendiren, eskiden hücumda Ronaldo'nun etkinliğine hizmet eden bir dişlinin parçasıyken bu sefer o dişliği tamamen yöneten ve en önde bitirmek durumunda da olan. Çünkü takımda bir Ronaldo yoktu. Gareth Bale artık çok etkisizleşmişti. Bu takımın gol bulması gerekiyordu ve o gol bulucu adam Karim Benzema haline geldi. Oyununu biraz dönüştürdü. Bu arada her zaman çok iyi bir bitiriciydi. Daha Lyon yıllarında da çok fazla gol atıyordu. Real Madrid'deki kariyerinde de Ronaldo ile beraber oynamasına rağmen tabii ki Ronaldo 50-60 gol atarken Benzema'nın da her sene 30-40 atmasını bekleyemezsiniz. Bu oyunun doğasına aykırı. Ama her zaman çift haneleri bulan, 20'leri bazen 30'ları zorlayan sezonları olmuştu. Fakat Karim Benzema'yı ne kadar büyük bir oyuncu ve ne kadar winner bir karakter olduğunu,
kazanmaktan hiç vazgeçmediğini, kazanmak için her şeyi yaptığını, son ana kadar en zor anda bile, en sıkıntılı anda bile, umutların en tükendiği anda bile Karim Benzema'nın nasıl bir kazanan olduğunu gördüğümüz sene 2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonu oldu. Evet, La Liga'yı da paramparça etti. La Liga'yı darma duman etti. İnanılmaz rakamlara uğraştı. 30 küsur gol ve çift tane asist. Acayip rakamlara ulaştı. Ama La Liga'yı zaten Real Madrid görece rahat kazandı. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 performansı dünya futbol tarihinde bir başka oyuncunun bence göstermediği bir performanstı. Evet, Cristiano Ronaldo'nun daha çok gol attığı sezonlar var. Messi'nin kupaya çok etki ettiği sezonlar var ama Karim Benzema Real Madrid'i tek başına demek haksızlık olur. Thibaut Courtois'a haksızlık olur. Luka Modric'e haksızlık olur. Vinicius Junior'a haksızlık olur. Rodrigo'ya haksızlık olur. Çok ipten aldı Rodrigo da Real Madrid'i. Tek başına demek haksızlık olur. Zaten tek başına Şampiyonlar Ligi kazanamazsınız. Bu mümkün değil. Ama neredeyse yarısını, o yükün %50'sini takımda Karim Benzema çekti. Paris Saint-Germain son 16 turu. Tur bitmişti. Herkes Paris Saint-Germain'in çeyrek finalde kimle eşleşeceğini konuşurken Karim Benzema ben bir winner'ım dedi. Çeyrek final, Chelsea eşleşmesi. Chelsea işleri çok sıkıntıya sokmuştu ikinci maçta Real Madrid adına. Karim Benzema ben bir winner'ım dedi. Yarı final mücadelesi Manchester City'ye karşı. O akıl almaz dönüşte. İlk başta Rodrigo çıktı sahneye ama işi bitiren yine Karim Benzema'ydı. Pep Guardiola'ya ve Manchester City'ye ben bir winner'ım dedi. Finale geldik. Finalde golü o atmadı. Vinicius Junior attı. Ama final maçını da kusursuz oynadı. Takıma liderlik etti ve ben bir winner'ım dedi. Karim Benzema muhtemelen 2022'de Ballon d'Or'u da kazanacak. Muhtemelen inanılmaz kupalara sahip olduğu kişisel kariyerine bir de dünya futbolunda bir futbolcunun kazanabileceği en büyük kişisel ödülü ekleyecek. Ballon d'Or'u kazanamazsa bence Ballon d'Or'u kapatabilirler. O derece dominant bir performans sergiledi. Karim Benzema'nın bu çok önemli performansı 2022 Dünya Kupası'nda da devam ederse Fransa'nın da şampiyonluk yolu sonuna kadar açılabilir. Karim Benzema'yı dinlediniz.